Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Renault Scania'nın sol cam açıp kapama ile ilgili problemi var. Şimdi düğmeye bastığımızda bakın gördünüz mü? Yani düğme çalışıyor, içinden rırır ses geliyor ama camı hareket ettirmiyor. Dolayısıyla mekaniksel bir problem var, elektriksel değil. Hadi bir söküp bakalım. Arkadaşlar cep içindeki vidayı sökmekle işlemimize başlıyoruz dostlar. Cebimizi şöyle yukarıya doğru tutamamız, daha doğrusu yukarı doğru çektik geldi. Kap açma kolumuzun vidasını da hemen şöyle alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar kolumuzun arka tarafında halat sistemi var. Aynı motosikletlerdeki tren halatı gibi. Gerek kalmadı arkadaşlar. Arka tarafındaki soketlerini şöyle aldım. Malum kapı kartonunu alacağız. Dolayısıyla da kapı kartonunun alt tarafında iki tane vidası var. Bunları sökmemiz gerekir. Evet, ikinci vidamızı da söküyoruz. Onu da halledelim. Arabayı komple yengilettirecek arkadaşlar bana. Önce kapıyı gösterdi. Şimdi tavanlanmasını gösteriyor. Az sonra herhalde motora doğru gidecek. Böyle şu ustayı bulunca öyle oluyor yani. Şimdi arkadaşlar alttaki vidalarını söktükten sonra maalesef kapı kartonunu hoparlör tutuyormuş. Hoparlörü de söktüm. Bunu size göstermeden geçmek istemedim. Çünkü bakın arka tarafındaki saca vidalanıyormuş. Saçma olmuş. Ben böyle beklemiyordum. Hadi kartonu komple yerinden alalım. Şu parçayı da şöyle çekerek yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, kapı kartonumuzu şöylece yerinden çıkarıyoruz. Da arka tarafında soketler var. Ayna kolunun soketini de yerinden çıkarınca kapı kartonumuz böylelikle yerinden çıkıyor dostlar. Şimdi dostlar sorunu bulduk. Cam kızağının şu cam kızağının üst tarafında şöyle bir plastik var. O plastik kırılınca halatlar boşa çıkmış. Şimdi yenisi var mı hiç bilmiyorum. Yani Scania'nın parçaları biraz diğer modellere göre biliyorsunuz ben Bro'cuyum. Bro'nun her türlü malzemesini bulmak mümkün de bunun acaba gitsek bulabilir miyiz? Çok da emin değilim. Bakın solu sağı varmış. Bir vida atıp düzeltmeye çalışacağım ama bakalım neye karar vereceğiz. Malın ucunu arkadan kaldır. Milletin götü yağ olacak ya. Orada yemeğiydi giydi. Serdar silecek artık, yapacak bir şey yok yani. Silelim abi, kurbanım yaptım. Kip deyince işte abi. Tam mı işte aslında, tam şey değil ya. Bir tutağa girer mi durmadan? Bence yükseliyor. Valla bundan iyisi şambarayısı vereceğim. Ömer beğendiyse bu iş bitmiştir. Şimdi vida yattık da biz işi birazcık daha abartıyoruz arkadaşlar. Benim pamuk tekniğim var ya, doğumdan mezara kadar pamuk tekniğim. Şimdi pamuğu buranın içine depiyorum arkadaşlar. Sadece vidanın gücüne güvenmeyeceğiz. Vidanın gevşeme ihtimaline karşı buraların içine pamuğu depeceğim. Japonumu dökeceğim. Ondan sonra kemik gibi olacak Allah izin verirse. Evet. Pamuğu iyice şu aralarına bastırdım arkadaşlar. Şimdi güzelce de Japonumu sürerek ıslatacağım ve dolayısıyla da düzgün bir yapışma sağlayacağım arkadaşlar. Vidanın ucuna da birazcık değiriyorum.
Evet, kurumasını beklemeyeceğim bile. Zaten bütün gücü şu vida çekiyor. Hemen böylece yerine takıp sorunu çözeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar, kızak mekanizmasını bakın, şöyle alttan yukarıya doğru şöylece geçirdim. Şimdi burada önemli olan mevzu şuradaki şu halat çubuğunu şöylece geçirmek. Bakın şöyle halat çubuğunu geçirdim. Daha sonra şuradaki camın kızağı var. Kızağına şöylece evet halatı kızağa geçirdik mi arkadaşlar? Daha sonra bakın şöyle aşağıya doğru alacağım. Daha sonra çok gösteremeyeceğim ama burada bunun kanalı var. Şu alttan geçmeli. Aynı yukarı taraftaki gibi. Arkadaşlar halatını yerine oturtacağım. Yalnız birazcık şuradan boşluk vermem lazım. Evet. Biraz daha halata boşluk verdirdim. Yerine oturtabilirsem. Benden iyisi yok. Olmadı. Kamera engel oluyor. Koldan boşluğunu verdirerek tam kıvamına getirdim arkadaşlar. Bakın şurada şöylece yerine elhamdülillah çok şükür oturttum. Şimdi kızak mekanizmasını tam da yerine getirip şöyle iki vidayla tutturup bir testini yapacağım. Bakalım sorunu çözebilmiş miyiz? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şu kızak mekanizmasının şöyle üstten gel sıkıntı yok. Üstten alta doğru şöyle geçen bir tırnak muhabbeti var. O tırnak muhabbetini şöyle aşağı doğru üstten aşağı doğru geçirdik. Daha sonra somununu vidasını o şekilde tutturduk. Arka tarafı alt tarafı takmıştım. Orayı da geri söktüm. Burayı unutmuşum çünkü. Alt tarafı yine tekrar tutturdum. Bir tane de şu karşı tarafında var. O karşı tarafın kızakla hiçbir bağlantısı, alakası yokmuş. Biz var diye aynı vida tarzında olunca sökmüştük. Şimdi bunları bir sıkalım, kontrol edelim. Şimdi dostlar plan değişti. Halatla ilgili ciddi bir problemi vardı. Halatta ne meydana geldi? Halat şöyle iyice kıvrışmış, bozulmuş. Sanayiye gittik, bu halattan yenisini aradık. Yok. Camcılarda bakın şunun da burasında birazcık olmuş da bu kadardan bir şey olmaz. Camcılarda bu halattan bulunuyor. Uç tarafına başlıkla çakılabiliyor. Şimdi biz bunu ustaya götüreceğiz. Tamirciye götüreceğiz. Ben yapmayacağım çünkü acil bir işimiz çıktı. Müdahale etmekte acil bir işimiz çıktı. Dolayısıyla da arkadaş sanayiye yönlendirdim. 100 liraya bu halatını yenileyecek. O ucundaki kırık benim tamir ettiğim parçayı da yenileyecek. Bu işi böylelikle çözecek. Bu videoyu niye yayınlıyorum? Şimdi yani böyle bir şey başınıza geldiğinde nasıl işte şeyin sistem nasıl sökülüyor, ne gibi problemler meydana geliyor, nasıl çözeceğinizle alakalı bilgi olsun diye bu videoyu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Peki dostlar, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.